Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans turnuvasıyla sizinle beraberim. Dostlarım, biliyorsunuz artık seri şekilde turnuvalara başladık. Bundan sonra her hafta bir turnuvamız oluyor. Şu şekilde ilerliyoruz. Şu an bu hafta bildiği bina son 2'yi göreceksiniz. Her hafta biri bina olduğu için 12'den sonra 13, 14 vesaire diye gideceğiz. Daha sonra en başa döndüğümüzde belediye binası 9'dan başlıyoruz. 9'dan 11, 12, 13, 14 diye gidiyoruz. Önce bunu açıklamış olalım. Bunun haricinde arkadaşlar şu an belediye binası 13 turnuvasını biliyorsunuz yarı finale kadar canlı yayında yapıyoruz. Canlı yayından sonra da arkadaşlar yarı final ve finali sizlere video halinde sunarak güzel şekilde savaşları izletmeye çalışıyorum. Şu an videoya yeni gelen dostlar hemen bir like atarsanız çok memnun olurum ve beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunun yanında bizleri yeni tanıdıysan alttan abone olarak günlük olarak Clash of Clans içeriği izleyebilirsiniz. Şu an dilerseniz ilk saldırıdan hemen başlayalım arkadaşlar. An itibariyle arkadaşlar şöyle genel olarak baktığımda şimdi level 88 Samet arkadaşımız, bunun yanında kimlerle savaşıyor hemen bir onları hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir geleceğim. Kaan'cığım burada mısın canım? Buradayım. Ne yaptık abi? Şimdi kimle kim saldırıyor? Şöyle ben de listeyi arıyorum. Yusuf'la Samet saldırıyor. Tamamdır. Şu an girdiler. Başlasınlar abi. Ben de şu an Discord'da bakıyorum liste nerede diye de. Tamam. Şimdi hemen arkadaşlar Yusuf arkadaşımız ilk savaşa başladı. Şu an süper dev ve atıcı ordusu görüyorum. Ve oyunun sesi biraz çok. Hemen kısalım. Abi oyunun sesi ha. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi oyunun sesini kısarak başladık. Abi umarım iyi olan kazanır diyelim. Ve şöyle süper devlerle ve atıcılarla arkadaşımız içeriye girmeye başladı. Bunun yanında tokmak kullanıyor arkadaşlar. Tomruk lan tokmağı da sürekli nedense bir ben mi karıştırıyorum bilmiyorum ama sürekli aklımda bir karışıklık oluyor. Neyse velhasıl kelam arkadaşlar. Şu an içeriye güzel girdiğini görüyorum. Klan kalesinde roket balon ve süper minyon çıktığını görüyorum. Zehri yedi bu arada. Abi yalnız bak kasırgayı da bulmasına rağmen güzel ilerledi. Ama orta nokta çok açık kaldı ya. Ordu eridi hepsi. Yusuf şu an bence var ya çok aşırı üzgündür arkadaşlar. Beklediği gibi gitmedi. Yarı finale kadar bu orduyla güzel şekilde gelmişti bu arada. Ama ne yazık ki şu an şöyle bir şey var ama arkadaşlar bir duyurum değerlendirmesi yapmak gerekirse kralın yeteneği duruyor. Kraliçenin yeteneği duruyor ve altta baya bir henüz gördüğünüz gibi iskelet sürüsü var. Tabii ki bir tom hemen havana gidebilecek durumda ki gittiler. Abi belediye binası hala düşmedi ya. Yetimitler tek tek düşüyor ama şu an kralın yeteneği duruyor. Kraliçenin yeteneği gitti ve kraliçe cici. Belediyesiz mi gidecek lan? Tamam barbar kral şu an verdi abi. Belediye çıkartıyor adam. Abi patladı ve o da gitti. An itibariyle Yusuf Yeti arkadaşımızın gördüğünüz gibi yarı finaldeki savaş arkadaşlar %84 ile mi bitiyor? 85 oldu. Şu an %4 duruyor bu arada. Muhtemelen 86'da bitecek abi. Şuradaki gizli testi gördükten sonra koruyucu yiyecektir. Aynen de öyle olacak arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Abi okçunun bir tane atmasına bakar. 87. 87 ve dev top, dev bombayla beraber. Yusuf arkadaşımız burada. %87 2 yıldız almış oldu. Kendisine teşekkür edelim. Hemen rakibi Samet arkadaşımız savaş esnasına geçiyor. Bakalım ondan nasıl bir savaş izleyeceğiz. Hemen arkadaşlar Samet'in savaşıyla devam edelim. Evet arkadaşlar Samet arkadaşımız an itibariyle savaşıyor. Yarı finalin ilk savaşı bitiyor arkadaşlar. Samet arkadaşımızla beraber mücadele atıldı ve şu an Samet arkadaşımızla girdi. Bakalım yarı finalin ilk maçı kimin aleyhine bitecek, kimin lehine bitecek diyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğüm kadarıyla bir cehennem ejderi görüyorum. Elektro, tazı görüyorum. Abi çok karma bir ordu. 4 tane görünmezlik, 2 tane buz, 3 tane de öfke var. Hadi bakalım üstten girdi. Şu an tazıyla beraber biraz çevreyi temizledi. Zeplini de bıraktı. Zeplini direkt garanti olarak bir defa belediye çıkarmayı düşünüyor. Bu arada hemen patlatması gerekti. Çünkü kasırgaya yakalandı. Dışarıda patlama riski var diye. Muhtemelen direkt attı arkadaşımız. Süper büyücülerle çevreyi temizliyor şu an. Bu arada belediye binasıyla kartal topunu güzel indirdi. Abi çokluyu da alır mı? Klan kalesine kadar alacak bak. Çokluyu da alıyor abi çok güzel. Klan kalesi tamam düşmedi ama sıkıntı yok gibi duruyor kendisi için. Bakalım abi. Orduyu nereden içeriye salacak? Sağlı sollu şöyle bir genel bir bakalım üstten. Şu an cehennem ejderi verildi arkadaşlar. Zehri salladı arkadaşımız. Minyonlar orada ölecektir zehrin içerisinde zaten.
İki hasar birden yedi. Şu an biri patladı. Evet, elektro geldi. İki tane balon ve sağ taraftan komple ejderleri bırakıyor. Şöyle bir yakından izlemek istiyorum. Kralla kraliçeyi de hemen alt köşeden verdi ki ordu sağ tarafa, yani sol tarafa kaymamasını istedi muhtemelen. Abi içeri giriyor. Kaan'cığım ne diyorsun bu savaşa? Allah müthiş gidiyor şu an ya. Vallahi gerçekten savaş. Abi yani bu adam yarı finale kadar da güzel geldi. Bunun yanında gerçi arkadaşlar Yusuf arkadaşımız da çok güzel geldi. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Güzel geldiler. Hepsi güzel güzel oynadı. Ama tabii ki her savaşın olduğu için arkadaşlar, her savaşın içerisinde olduğu gibi ufak tefek aksilikler her zaman oluyor. Sağlık olsun deyip savaşa odaklanmamız lazım. Şu an rakip kraliçeye odaklandılar ve indirdiler güzel. Sol tarafta yalnız elektro çok güzel temizlik yaptı arkadaşlar. Şimdi Yusuf %87'de kalmıştı değil mi? Evet abi %87. Abi %88 alırsa eğer arkadaşımız zaten finale kalıyor. Onu bir söyleyelim öncelikle. %87'ye bakar arkadaşlar. Şu an %74'ü aldı. Kraliçin yeteneği de duruyor. Bir ejderin de canı henüz full. Abi kral şu an gidiyor. Geçmiş olsun %87. Abi %79. Lan 87'den 79'a nasıl düştüm, dur. 82. 83. %88 mi alması lazımdı? 88 ya da 87 ile süreyle geçmesi lazım. Abi 86'da kaldı ya. 86'da kaldı ya. Abi inanmıyorum, ciddi mi oldu lan bu? Of çok iyi oynadı. İkisi de çok iyi. Abi ya. Biri %87'de bitirdi, biri %86'da ya. Abi ben inanamıyorum hala ya. Abi dur şete bakayım bir. Ulan arkadaş 87 85 %2 ya. Vallahi arkadaşlar söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Yusuf arkadaşımız %2'lik farkla üst tura geçti arkadaşlar. Direkt ilk finalistimiz Yusuf arkadaşımız. Yusuf'cum eline emeğine sağlık diyelim. Ve arkadaşlar ikinci final maçımıza, hatta ikinci yarı final maçımıza dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, yarı finalin ikinci maçıyla devam ediyoruz. Dostlar şu an yarı finalin iki finalisti, hatta iki yarı finalisti şu şekilde: Mustafa arkadaşımızla Monkey arkadaşımız savaşacak. Şu an ilk savaşı Monkey arkadaşımız gerçekleştiriyor. Hatta düz biz lafı diyelim de arkadaşlar geçelim, lafı uzatmayalım bence. Şöyle bir bakıyorum orduya. Ordu güçlendirme kullanmış, kahraman güçlendirme de var gibi geldi. Bunun yanında atıcı buz golemi. En sevdiğim ordulardan biridir. Bunun yanında elektro oyranda temizlik yaparak devam ediyor. Tomruk kullandı. Duvarları tomruklaşmayı planlıyor. Koruyucuyu arkadan verdi bakalım. Ne kadar iş yapacak beraber göreceğiz. Bunun yanında kralla beraber devam ediyor. Ve elektronun biri Gigi. Elektro devreden çıktı ve Tomruk arkadaşlar çok güzel derecede yolu açtı şu an. İçeriden direkt Yeti çıktığını görüyorum. Bakalım abi. Şu an gayet güzel açtı ve güzel girdi. Çevrenin temizliği de güzel yapıldı. Şu an yavaş yavaş arkadaşlar pekalar, atıcılar bırakıldı. Elinde 7 tane yarasa var. 7 tane yarasa fazla olabiliyor ya. 6 tane ideal aslında. Bir tane daha dondurma alabilir miydi? Bilmiyorum. Benim tamamen kendi görüşüm. Şu an bakalım ne kadar iş yapacak. Hızlı şekilde çoklulara indirmesi lazım bu orduyla. Koruyucunun da yeteneği duruyor. Biraz erken gelebilir mi diye düşündüm ama sanmıyorum, kullanmayacak herhalde. Ama o çoklunun acilen inmesi lazım arkadaşlar yarasa için. Şu an o biraz sıkıntı. Koruyucunun yeteneği kullanıldı. Abi yalnız orta noktadan girmedi birimler. O sıkıntı gibi geldi ama gerçi orta noktadan girseydi de yukarıdan duvarları ezmesi gerekecekti. O da saçma bir konu olacaktı. O ne lan? Lan yanlışlıkla öfke mi attı? Bana mı öyle geldi acaba? Abi patladı gibi geliyor bana. Ulan buzu yanlış attı. Abi belediye yedi yarasaları. Tek yıldız. Çok kötü. Arkadaşlar Luffy gerçekten bu noktaya kadar çok güzel gelmişti. Ama yarı final heyecanı mıdır? Nedir bilmiyorum. Maalesef tek yıldız %60. Ben yaptı ya. Vallahi, yoksa çok iyi savaşıyordu. Vallahi güzel savaşıyordu. Şu an üzüldüm. Geçmiş olsun diyelim. Hemen rakibi Mustafa arkadaşımın savaşıyla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yarı finalin son savaşıyla devam ediyoruz. Luffy arkadaşımız mücadelesini attı. Mustafa arkadaşımız savaşacak. Biz de zaten Luffy arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ve artık canlı izleme moduna geçelim.
son finalisti belirleyelim arkadaşlar. Bakalım Mustafa arkadaşımız tek yıldızda kalmaz da eğer iki yıldızı garanti olarak alırsa sıkıntısız şekilde final ismini yazdıracak. Şöyle gördüğüm kadarıyla bir hibrit ordusu düzenlemiş. Bakalım ne kadar iş yapacak. Beraber göreceğiz. Şu an yanılmıyorsam nereden gireceğini kestirmeye çalışıyor ve başladı. Bakalım kraliçe şifacıları verdi. Bence şu an güzel bebek ejderlerle çevre temizliği. Hemen kullandı bir duvar yıkıcıyı. İçeriye kadar giriyor abi. Bebek ejder gayet güzel ilerledi bu arada. En azından oradan da savunmayı indirmesi güzel oldu. Heh, duvarı da patlattı abi, çok iyi. 63. Bu arada Mustafa arkadaşımız da kahraman güçlendirme kullanmış. Gayet güzel. Şöyle başladı abi. Kartal topu da indi. Tekliğe dikkat. Kraliçenin yeteneği gidecek. Dondurdu. Mustafa maşallah ha, kendini güzel geliştirmiş. Şöyle bakalım. Cehennemi indiriyor abi. Diğerlerini de yeteneğiyle zaten baya baya bir ilerletecek. Bence artık yavaştan bir hibrite başlaması lazım gibi. Nereden gireceğine bakıyorum. Aslında sağa sola. Heh, şuradan bir tane birim attı. Klan kalesini çıkarmak için. Bak abi hepsi strateji yani. Adam güzel mantıklı hareketti bence. Yetileri çıkardı. Bir dondurma. Kraliçenin yeteneği erken gelebilir. Bir zehir. Güzel. Şimdi bence yeteneğini kullansın bence bir an önce. Oradan hızlı şekilde klan kalesini indirmesi lazım. Çünkü yeteneği kullandı. Yetilerin hepsini abi temizledi. Eline emeğine sağlık diyelim. Sağ köşeden başladı. Hemen gördüğüm kadarıyla uçan kışlayı bıraktı. Barbar kralla beraber alt kısımdan da madenciler, biniciler yardırdı. Hadi bakalım ne kadar iş yapacak, beraber izleyelim. İlk şifa geldi bu arada. Bir dev top, bir de bomba kulesi indirdi. Çok güzel. Koruyucunun yeteneği, iki tane de şifa var. Bakalım ne kadar ilerleyecek. Barbar kralın yeteneği baya baya bir temizlik yaptı. İkinci şifa geldi şu an belediyenin hemen ucunda. Şu an çok güzel abi. Bu arada klan kalesinden çıkan biniciler de geldi. Koruyucunun yeteneğiyle beraber orta noktada hasar almasını engelledi birimlerin. Güzel. Son bir şifa var elinde. Belediyeyi şu an düşürüyor. Şu an garanti olarak finale gittiğini söyleyebiliriz. Bakalım 3 gelecek mi? Şu an şifanın içerisinde hala. Şu an güzel gidiyor abi bu arada. Baya baya bir de büyücü ayakta olduğu için büyücüler çok güzel destek verdi. Şu an ölüyor havanla beraber, güzel. Üçlük gelmedi gibi duruyor ama üst tura çıktı arkadaşlar. En nihayetinde o önemli. Biraz sonuç odaklı gitmek lazım. Şu an gördüğüm kadarıyla %71-72 derken hala bayağı da bir madenci var aslında. Yüzde arttıracak. 3 bence zor gibi. Şu an bakalım, zaten süresi de biraz sıkıntı gibi duruyor. Eline sağlık Mustafa'cığım. Çıksın zaten ya, savaşmasına pek gerek bile kalmadı. Mustafa da hemen ilk ikinci finalistimiz oluyor arkadaşlar. Şu an finalin ismi kimler oldu Kaan'cığım, anlat bakalım. Şu an finalde Yusuf ve evet, Mustafa var. İkisine de başarılar diyorum arkadaşlar. Yusuf'la Mustafa arkadaşımız. Yusuf'la Mustafa mı? Yusuf'la Mustafa arkadaşımız. Ulan birden hala Mustafa olduğuna inanamıyorum. Ondan aynen. Mustafa'nın ben finale gelebileceğini düşünmemiştim. İlk savaştan sonra da helal olsun yani. Arkadaşlar Mustafa arkadaşımızla Yusuf arkadaşımızı final savaşlarıyla devam edelim. Arkadaşlar geldik Zurna'nın Zort dediği yere. Artık final savaşındayız. Abi şu an gerçekten finali çok merak ediyorum. Mustafa mı Yusuf mu? Kaan'cığım var mı lan bir önerin? Valla ikisi de buralara kolay gelmedi. Yani harbi savaşarak geldiler. Biz buralara kolay gelmedik baba yiğittir. İkisi de bu oyunu biliyor. Strateji geliştirebiliyor derken girdi. Evet. İlk savaş arkadaşlar Yusuf'tan geliyor. Bu arada mutlaka videoya hala like atmadıysan alt kısımdan like atmayı ihmal etme. Bunun yanında bizleri yeni tanıdıysan abone olmayı da ihmal etme kardeşim. Çünkü her gün güncel olarak klişe okulansı ile sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Şu an Yusuf arkadaşımız süper devlerle, atıcılarla, cadıcılarla diyecektim. Cadılarla içeriye girmeye başladı. Şu an gördüğüm kadarıyla Tokmağı da bıraktı abi. Bakalım bu ordu bu düzende ne kadar iş yapacak. Yalnız bu orduyu ben tuttum abi. Sevdiğim ordulardan biri. Simitçi burada mısın? Simitçi yok. Simitçi. Hemen diyecektim, bu orduyu kopyala al kullanırız. Güzel ordu. Arkadaşlar gerçekten beğendim ben bu orduyu. Güzel iş yapıyor. Şu an güzel girdi içeriye. Abi sağlı sollu temizlik de gayet tam iç açıcı. Mükemmel şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Kralın, kraliçenin, koruyucunun hala yeteneği duruyor. Bak benim en OP olduğum ordulardan biri olabilir. Ben bu orduyu tuttum. Değerlendiririm ben bunu. Şöyle bir bakalım.
Zehiri salladı klan kalesine. Sol taraf güzel devam ediyor. Sağ tarafa bir bakalım. Cadılar abi yargı dağıtarak devam ediyor. Güzel. Şöyle bir bakıyorum. Abi bunlar ne yapıyor lan? Oğlum yalnız var ya ordu dehşet iş yaptı ha. Evet, vallahi var ya. Çoğu da dediğin gibi ayakta yani. İskeletler, atıcılar. Cadılar. Baya bir. Cadılar da ayakta. Kral ya kral koruyucu. Bir kral cici olmuş. Krali şeyle koruyucu hala ayakta. Helal olsun. Güzel bir ordu. Güzel savaş abi. Ama şimdi ikisini üçlük atarsa önemli olan nokta süreye bakacağız arkadaşlar. Süre de önemli. Süre de önemli noktalardan biri yani şu an. Gerçi bir dakika arttırdı ya. Vallahi helal olsun Yusuf'a. Bakalım abi. Mustafa arkadaşımız ne yapacak? Mustafa sence bir tırsmış mıdır lan? Ya Mustafa şu açıdan tırsmıştır. Yani ordu yok etti. Anladın acayip mı? Yani, vallahi mükemmel iş yaptı ya. Alan orduyla simitçinin köyünü de fuller yani. Bu arada arkadaşlar biz simitçi falan diyoruz. Arkada klandan bir dostumuz var. Çok sevdiğimiz takılıyoruz yani kendisine. Öyle bir espri var aramızda. Ondan gelmekte yani. Şimdi sırada arkadaşlar Mustafa arkadaşımızın savaşıyla devam edeceğiz. Şu an Yusuf arkadaşımız %100'ünü aldı. Bir dakikalık da bir süre arttırmış oldu. Hadi bakalım Mustafa'nın savaşıyla devam edelim. Evet dostlarım. Turnuvanın son maçıyla beraberiz. Artık finalin son maçı yapılacak. Burada Mustafa arkadaşımızın bir dakikadan fazla süre arttırması gerekiyor. Bakalım nasıl iş yapacak. Beraber izleyelim. Her zamanki gibi kendisinden taviz vermeden hibrite devam ediyor. Bakalım ne kadar iş yapacak. Yani bu sefer hibrit gerçekten biraz süre noktasında bir tık sıkıntı yaşatabiliyor. Yani burada süre de önemli. 2 dakika içerisinde bitirmesi lazım abi. Gerçekten merak ediyorum. Nasıl iş yapacak? Görelim ama her zaman için şu mantıkla ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Yani sonuçta finale kadar gelmiş. Elense de, kaybetse de, kazansa da gerçekten iki finalistteki arkadaşlar da bunu hak etti. Kendilerine tek tek tebrik ediyorum aslında. Bence biraz erken başlaması lazım hibride çünkü süre çok önemli. Bakalım. Şöyle kraliçeyi yürüttü abi. Bu arada klan kalesini hemen çıkardı. Çok mantıklıydı. Üste çekiyor onu da. Bir öfkeyle beraber klan kalesini de çıkartacak. Yani indirecek diyelim. Bakalım bir öfke daha yedi. Güzel. Zehir attı abi. Bir de dondurma. Kraliçenin ölmesini engellemek için mantıklı. Şu an abi süper minyonları indiriyor diyebilir miyiz? Hadi bakalım dön oraya. Süper minyonlara dön. Mecburen bir dondurma daha yedi. Aslında atmayabilirdi ya. Zaten zehirin içerisinde öleceklerdi. Neyse yapacak bir şey yok. Bakalım. Şu an yalnız 50 saniye kaldı arkadaşlar. 50 saniye içinde bitmesi lazım buranın. Çok zor. Abi çok zor işi. Kraliçeyi de kaybetti şu an. Madenciler geldi. Yine de finale yakışır şekilde bir üçlük atarsa çok mutlu olurum ya gerçekten. Koruyucunun yeteneği geldi. Ama kartal topu düşmedi ya. O biraz sıkıntı abi. Şimdi belediye her halükarda bir şekilde düşürür de. İşte abi sağ taraf tamamlanmayacak gibi. Şu an savaş benim yanımda bir hayal kırıklığı gibi geçiyor. Abi belediye patladı. Maalesef. Maalesef arkadaşlar gördüğümüz senaryoyla iç açıcı değil. 2 yıldız geldi. Şu an hala hasar vermeye devam ediyor. Ama gerçekten helal olsun lan. Hani şu an kendi de anlamıştır zaten kaybedeceğini ama son dakikaya kadar savaşıyor. Helal olsun vallahi. Şu an, zaten şu an, buraya gelmesi de hiç kolay olmadı. O vallahi, kadar yendi insanları. Abi geldi. Rakipleri çok sağlamdı bakma. Gerçekten çok sağlam rakiplerle savaştı. Şu an gördüğüm kadarıyla gene kötü oranla gelmedi. Yani %77'yi de geçti. Çok tatlı. Şu an madenciler devam ediyor. Alttan da 2 tane büyücü vardı. Büyücüleri kaybetti. Şu an madenciler de bitiyor. Ve son olarak koruyucu %82. Eline sağlık diyelim. Ve Yusuf arkadaşımız belediye binası 12 turnuvasının şampiyonu olmuş oldu. Yusuf'cum kardeşim eline emeğine sağlık diyelim. Seni gönülden tebrik ediyorum. Ve arkadaşlar bugünlük turnuvayı da bitirmiş oluyoruz. Şöyle bir çete bakalım. Abi Yusuf'a hemen şöyle bir eline sağlık diyelim ya. Yusuf'cum tebrikler. Yusuf'a bizler ödülünü vermek için
hemen videoyu sonlandırırken sizler de like atarak ve sıradaki turnuvalarda arkadaşlar katılmak için alttan açıklamalar kısmından Discord adresimize katılmayı ve turnuvalara katılmayı ihmal etmeyin diyelim. Görüşürüz, sıradaki videolarda görüşürüz. Bay bay.